Sector is clear. Not clear! Not clear! Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sizler için yeni bir oyun değil ama yakın zamanda tekrar ücretsiz hale gelen ve hala ücretsiz olan en azından bir gün. Bu videonun yayınlandıktan sonra bir gün daha ücretsiz olarak kalacak Star Wars'un Battlefront 2 oyununa göz atıyoruz. Söylediğim gibi bu yeni bir oyun değil ama özellikle Star Wars ve Star Wars evrenini yakından takip eden bir oyuncuysanız ya da hayranıysanız Star Wars'un mutlaka ve mutlaka oynamanız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Battlefront 2. Epic Games üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunulduğu oyun ve 21 Ocak 2021 tarihinde bu ücretsiz olma durumu sona erecek arkadaşlar. O yüzden bu videoyu tabii ki belki birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra bile izleyebilirsiniz ama eğer kanalımızı takip ediyor ve aboneyseniz ve videomuzdan da haberdar olduysanız yayınlandığı tarihten itibaren bir gün daha ücretsiz olacağını söylemiş olalım. Güzel de bir oyun, eğlenceli de bir oyun. Hatta bütün Star Wars karakterlerini bu oyunda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Neden önemli? Çünkü biliyorsunuz bir Star Wars hayranı için o karakterlere can vermek, hayat vermek önemli konulardan bir tanesi. İşte bu oyunda da ister Jedi, ister Sith, isterseniz de ödül avcısı olarak oynayabiliyorsunuz. Oyunun bir hikaye modu var. Aynı zamanda bir de multiplayer dediğimiz modu da var. Tabii ki bizim önerimiz şudur arkadaşlar. Karakterlerinizi güçlendirerek oyunu oynamanızı tavsiye ediyoruz. Bu da nasıl oluyor? Oyun içinde belli görevleri yaptıkça karakteriniz yeni yeni özellikler kazanıyor. Yoksa özellikle multiplayer'da çok güçlü karakterlere karşı oynamaya kalktığınızda sizi hemen yeniyorlar. Mesela benim başıma geldiği gibi. Eğer bu durumda kalmak istemiyorsanız birazcık hikaye modunda karakterinizin özelliklerini geliştirip yeni yeni özellikler alıp ondan sonra multiplayer modunda yepyeni maceralara atılırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Star Wars Battlefront 2 oyununu şu anda açtık. EA tarafından dağıtımı yapılan bir oyun. Şu anda görüyorsunuz. Ana menümüz açılmak üzere. Sağ tarafta bir böyle şekil çıkmış. O şekil dolduğu zaman açılmış olacak. Stormtroopers'ları görüyoruz. Farklı farklı renk ve şekillerde kaskları var. Kırmızı renkte yakışmış yalnız bu arada, onu da söyleyelim. Evet, şu anda oyunumuz açıldı ve klasik Star Wars müziğimizi de duyuyorsunuz. Çok da güzel müzikti bu arada. Şimdi oyun açıldı. Kapatalım. Kredi günü yokmuş. İşte burada karakterlerimizi görüyorsunuz. Quick Match seçeneği var. Play seçeneğimiz var. Collection, Carrier, Options. Bu az önce söylediğim Carrier meselesi önemli. Karakterinizin özelliklerini geliştiriyorsunuz. Kariyer yapmış oluyorsunuz. Eğer bir farklı modlarda da oynamak isterseniz bir sürü modun da olduğunu söyleyelim. Play diyelim mesela. Şimdi burada multiplayer modu karşımıza çıktı. Az önce söylemiştim. Co-op mission, arkadaşlarınızla beraber oynuyorsunuz. Single player, bir tane kullanıcısınız ve onunla doğrudan işte maceraya atılıyorsunuz. Star Wars evreninin çeşitli yerlerinde maceraya atıyorsunuz. Mesela ben şimdi campaign var, instant action var ya da arcade var. Bakalım, bir dalalım bakalım instant action'a. Ne varmış? Böyle bir şeyimiz var. Modumuz buradan seçiyoruz. Modları, özellikleri buradan seçiyoruz. Tamam, play diyelim. Şimdi hiç ayarlarını oynamadan girelim bakalım. Bir gezegenden bahsediyor. Şu anda yükleniyor oyunumuzun bu hemen hızlıca biz giriş yaptığımız bölümü. İşte burada bazı bilgiler veriyor. Dikkatli olun diyor. Şunlar onu diyor, işte Sith Trooper'lar şunu, şu konularda daha takıntılıdır diyor. Biraz dikkatli olmanız lazım diyor. Troopers have boost star cards that give passive bonuses diyor. İşte bazı bonuslardan filan bahsediyor. Battle point de sizin diyor şu anki durumunuzu. Evet. Ve bir şey imkan veriyormuş. Bazı özellikler sağlıyormuş. İşte şöyle olabilir, böyle olabilir. Tabii İngilizce bir arayüz bizleri karşılıyor bu arada, onu söyleyelim. Türkçe desteği yok. Şimdi bir menü çıktı karşımıza. Burada bir askeri oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu arkadaşı canlandırıyoruz. Güzel de bir arkadaşımız, kardeşimiz. İstiyorsak ağır bir ekipman, istiyorsak
Officer istiyorsak da Specialist yapabiliyoruz kendisini. O zaman bakın gördüğünüz gibi silahı da değişmiş oluyor. Daha çok keskin nişancı tüfeği gibi bir tüfek gelmiş oluyor. Şimdi biz böyle hadi Allah ne verdiyse gidelim bakalım. Seçtik ve çatışmanın ortasına dalacağız şu anda. Capture the command post diyor. Orayı ele geçirmemiz gerekiyor. Evet, şu anda ilerliyoruz operasyon bölgesine doğru. Oo, arkadaşımıza ateş ettik. Capture the command post. Evet, şu an capture ediliyor. Şu an çok çatışma var şurada arkadaşlar. Dalıyorum ben. Koruyun beni gençler. Allah Allah, şurada bir şey var. Şunu indiriyorum. Oo, çok feci ateş ediyor bu. Isındı tabi silahımız. Dikkatli olmamız lazım. Alın bakayım. Alın 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 alın. Bizim ekipler hiç korumuyor beni ya. Nasıl bir iş bu iş böyle? Ha, birini indirdim. Haydi gençler, koman yiğitler. Çabuk çabuk çabuk. Isındı silahımız. Isınınca tabi ateş edemiyoruz. Evet. Tekrar soğudu. Aoo, bizi öldürdüler. 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 Evet. Ne yazık ki beni öldürdüler arkadaşlar. Tabi bu hikaye modu değil bu arada. Onu söyleyelim. Burada hani direkt çatışmaya giriyorsunuz. Hikaye modunda da böyle farklı gezegenlerde maceralara atılıyorsunuz. Çeşitli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Birilerini kurtarmanız gerekiyor. Bir yerlere baskında bulunmanız gerekiyor filan. Bu şekilde böyle farklı farklı görevler de var. Ben şimdi direkt hani hikayeyi görmeden direkt biz bir aksiyona dalalım diye böyle Allah Allah nidalarıyla daldık. Çatışmaya gidiyorum tekrar arkadaşlar. Şimdi şuradan geçmeye çalışalım. Geçemedik. Evet, koşuyorum. Evet, gidiyoruz tekrar. Capture the flag gibi bir bölüm bu arkadaşlar. Korumamız gerekiyor. Bakalım burada neler var. Oo. Evet, indirdik birini. Aha, birini daha indirdik. Bir kişi daha geliyor. Koman yiğitler, koman. Evet evet evet, işte bu işte bu işte bu çok güzel çok güzel. İşte bu çok güzel. Evet. Gerçekten de güzel, eğlenceli bir oyunumuz oldu ama canım da iyice azaldı yalnız bu arada. Biraz sonra beni öldürecekler arkadaşlar. Çatışmalarda da böyle şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dalıyorum şimdi buraya. Aha, indirdim birini. Evet, işte bu be, işte bu be. Çok iyi. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerde yakın zamanda ücretsiz hale gelen ve yaklaşık bir gün daha, en azından bu videoyu yayınladıktan bir gün içinde yine ücretsiz olmaya devam edecek Star Wars Battlefront 2 oyununu incelemeye, anlatmaya çalıştık. Tabii ki çok kısa bir bölümünü gösterdik. Burada saatlerce oynama imkanımız ne yazık yok. Videoda aşırı uzamasın diye sadece kısa bir bölümünü gösterdik ama Star Wars hayranıysanız ve böyle hani fantastik bir dünyada gezegenler arası maceralara atılayım diyorsanız mutlaka ve mutlaka sahip olmanız ve oynamanız gereken bir oyun olarak görüyorum arkadaşlar Star Wars Battlefront 2'yi. Monster Notebook katkıları hazırladığımız bir videonun daha sonuna geldik. Oyunumuzla ilgili, ki bugün sizin için tanıttığımız oyun Star Wars'un Battlefront 2 oyunuydu, merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere ulaştırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bunu özellikle söylüyorum her zaman, kanalımıza abone olmayı, yani YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.